Ve yeni bir seyahate daha hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer Umut'layız. Sabahın köründe Sabiha Gökçen'e gidiyoruz. Evet, gittik bir AVM'ye gezdik ve alışveriş yaptık. Sonra Burç abi ve Aydın abiyle Kadıköy'de Küf'te güzel bir kahvaltı yaptık. Şahane kahvaltıları var. Daha sonra döndük, dolaştık. Yine İskopur'a geldik. Nasıl oldu ben anlamadım. Coşkun abi sağ olsun bana hediye getirmiş. Bir tane Fibonacci, bir tane de Geometry Dragon siyah koltuğu. İskopur hayırlı olsun. Evet Coşkun abi sen şöyle şu tavlayı şöyle bu koltuğa. az önce bunu yendim. Sen biliyor musun seni de yendim. Az önce bunu yendim. Sonra bunu yendim. Ya bıkmadınız, bıkmadınız. Yenilmekten bıkmadılar. Yenilmez abi. Bizim orada almadıkları da kaybettiğini söylesin. Vallahi ben öyle bir yendim ya. Kardeşim siz bu Umut yendi. Bizim orada misafiri yenmezler ya. Ya bırak ya. Yapıyorsun abi. Yapıyoruz abi ne yapalım. Evet, İstanbul'a gelme sebebimiz bu karşıda gördüğünüz abimiz Umar. Kendisi şu an Tangiers, Regal ve Alpaka'nın CEO'su. Tangiers'ın sahibi diyebiliriz yani. Yıllardır hayran olduğum markanın sahibiyle şu an oturuyorum. Kendisiyle bir röportajımız da olacak inşallah YouTube için. Şimdi sohbetimizi ediyoruz. Yarın da beraber bir gezeceğiz. Çok keyifliyim şu an. Ya hiçbir derdimiz yokmuş gibi. Tam 40 saattir uyumuyorum. Yine Moda Kafe'ye geldik. Nargile içiyoruz. 40 saattir uyumuyorum. Yaklaşık 6-7 saat sonra da görüşmeye gideceğim. Evet, günaydın. Zar zor da olsa uyandım. Şimdi Omargil, Omar Tangiers'ın Alpaka Beregal'in CEO'su. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum da. Onlar Sultanahmet'e falan gitti. Oradan şimdi Çorlu'ya geçiyorlar. Ben de şimdi bir taksiye binip oraya geçeceğim. Ya arkadaş, taksi o yola giremedi. Beni indirdi buradan yürü dedi. Tamam abi dedim. De yani ben hayatımda böyle yokuş görmedim ki Konya'da. Konya'daki bütün yokuşları toplasan bu kadar etmez. 5 dakika burayı yürüyeceğiz. Ben bunu dayanamam. Geri dönüyorum. Evet, daha önce YouTube'da gösterdim mi bilmiyorum ama çoğunuzun bildiği Çorlu Ali Paşa Medresesi. 1716'dan beri burası var. Yani kenarda, sağda solda her yerde mezarların olduğu tarihi bir yer. Ama içerisi Nargile Kafe. Yılların Nargile Kafesi. Çorlu Ali Paşa Medresesi. Buradaki nargile takımları da oldukça eski modeller var. İçerisi bu şekilde. Bu kışa göre alınmış bir tasarım. Normalde burası tamamen sedir şeklinde. Böyle ayrımlar yapmışlar burada da. Bazı böyle kaldırdıkları malzemeleri görüyoruz. Burada pirinçten, bakırdan sipsiler var. Burada birçok farklı medeniyetten turisti, Türk'ü hepsi oturmuş. Nargilesini içiyor. Biz de nargilemizi içeceğiz. Burada abilerimin nargilesine çöktüm. Onu içiyorum naklana son.
yemek söyledik. Gelsin bakalım. Buradaki abilerle birazcık sohbet ettik. Yani 35-40 yıldır burada olan, burada çalışan abiler var. Medresenin içerisinde 4 farklı işletme var nargile üzerine. Bunların ilk işte Erenler Nargile, asıl büyük alanın sahibi. Daha öncesinde diğer o 3 işletme halıcıymış. Ben bilmiyordum bunu. Hepsi nargileye dönmüş. Burada genelde böyle yaşını almış abilerimiz çalışıyor. Burada adisyon sistemi yok. Yiyorsun, içiyorsun. Çıkarken ben şunu yedim, şunu içtim diyorsun. Hesabı alıyorlar. Elden geçip gidiyorsun. Enteresan yani. Günümüzde bu sistemin hala devam etmesi enteresan bir şey. Ama güzel de bir şey. Çok çok keyifli bir mekan yani. Buraya geldiğinde gerçekten çok keyif alıyorum. İstanbul'a geldiğinizde, daha önce gelmediyseniz, Çorlu'ya uğramanızı mutlaka tavsiye ediyorum. That's what I'm thinking. Exactly. Bak ya, bak kamerayı açtım, hemen geldi ya. Tam paradan bahsedecektim, Ayhan abi geldi. Evet. Ekip toplandı. Burada birazdan pencir sarımızı içeceğiz. Alpaka lülelerde. Ortam bu şekilde. Herhalde bir çevireyim biraz. Diyoruz ki son 3 ayda yaşadıklarımız çok ağırdı, biliyorum. Bunları biz de paylaşıyoruz acımızı. Son 3 ayda yaşadıklarımızdan sonra güçlü olan Türk nargile endüstrisini, sektörünü bir araya getirmek istedik. O yüzden buradayım diyor. Arkadaşlar normal olarak Dangerous'ın bütün line'larını 24 saat açıp açık havada bekletmelisiniz diyor. Neden böyle bir şey diyor? Tabii ki her line, her seri farklı iklime göre, farklı hava şartlarına göre açıkta bırakılma süresi değişebilir. Ama ben şu an hani hangi, nerede, neyin içildiğini örnek veremeyeceğim için tek tek spesifik olarak, genel olarak 24 saat bütün line'ları açık bir kutuda hava aldırarak ortamların iklimine uydurmanız gerektiğini söylüyor. Gösteriyorum. Birinci metot Eric Hoffman'ın metodu. El kullanmadan çatalla dolduruluyor. So yeah, the first one. Shoot the level of tobacco past the bowl. Bir kısım vardı, oraya bir ekleme yaptım diyor. Orası yüksek kaldı ama önemli değil, şimdi onu çözeceğiz diyor. Now gördüğünüz with, gibi çözüyor. With Rook. İki kafa yaptı, 2500 TL. 100 gram değil mi poşet? Ben 100 gram lüle aldım abi. Böyle olmaz. Ben elinizi şişman kısmını kullanarak yanları düzeltebilirsiniz diyor. Biri buna şey koyabilir mi? Çatal evet. Kaşıklanıyor. Şimdi sımsıkı bir dolum arkadaşlar. Yani dense bir dolum yapılıyor burada. Dense packing, right? This is dense pack. Ultra dense. Ultra, super dense. Gördüğünüz gibi çok sıkı bir dolum yapılıyor. Çünkü tütün yaprakları birbirine temas ederek birbirine ısıyı iletecek. Öyle öngörüyoruz.
sırtı elle doldurma ve bastırma yöntemi. Islak mendil verir misin 3-4 tane? Ben towel is coming. Islak mendil kurtarmaz orayı. Hiç temizlemeden onunla deliyor. Folyonun üzerinde tütünler, şerbetler. Onun üzerine de çakmaklarına kürüp uyuyor. Dedem beni. Allah rahmet eylesin. Yeah. Arkadaşlar normalde kendi içim yaptığında bu şekilde küçük küçük delikler açıyor. Eric Hoffman'ın aksine kendisi küçük küçük ince delikler açıyor ama sık bir şekilde. Sevda sıfat olacak şekilde. Airflow'a da delik açıyor. Yine açtı. Abi biz... You pop the airflow again. Yeah. Well, no, I go very small. We never pop the airflow. And this isn't perfect, but it's okay. Evet arkadaşlar, Amerikalıların dolumlarını gördünüz, folyo çekişlerini gördünüz. Bizim için ideal folyo da bu şekildedir. Benim tavsiyem de bu şekilde. Ortada da airflow'un üzerini delmek çok sağlıklı değil. Yani bunların çok sağlıklı ve mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. Ama herkesin kendi tarzı tabii ki. Burada da Arif abinin dolumu var. Sen Airflow diyecek misin abi? Göreceğiz. Eric Hoffman'ı yaşatacağız bugün. Arif abi de Sly Rahim yapıyor. Ama normal şartlarda Arif abi de denmez. Diyorum. Bilginiz yani olsun. Yani bu zaten normalde Amerika'nın içi şekline göre yapılıyor. Yani her bölgede nargilenin içi formu farklı. Amerikalılar da çok soft içmeyi seviyorlar. Temciz gibi bir üstünü zaten rahat dolum ve ortayı delmeden yaparsak o adamın da söylediği bu zaten. Çok daha sert içeceksiniz. Ama Amerika'daki insanlar daha rahat ve daha alt levellerde nikotinle içmeyi tercih ediyorlar. O yüzden bu şekilde bu kadar presleniyor. Tabii. Biz de onu yaşatmak için zaten. Yani sonuç olarak sizde tencere size normal içimlerde ağır geliyorsa, sadece tencere üzerinde değil içtiğiniz sütün size ağır geliyorsa airflow'un üzerine delik atabilirsiniz. Bu içiminizi birazcık daha yumuşatacaktır. Yeni bir şey var mı? Ne? Senin yaptığın Uğur abi. Zaman aralığında 15 şey fark ettik. Otayı tepkilerse otayı nasıl düşünün yapmalar? Bak onu alabilir miyim? Saat bilmem kaç olmuş. Çıktık bir de. Moda'ya geldik. Yemek yiyip nargile içiyoruz. Gerçekten psikolojimiz bozuk. Evet, çıktık. Şimdi hep beraber camiye gidiyoruz. Arif abi ezan okuyacak. İnşallah Burç abi de namazı kıldıracak. Aydın abi de müezzinlik yapacak. Bir gamet getir abi. Allah'ım çarpılacağız ya. Neyse yani birkaç saat sonra Sakarya'ya doğru yola çıkacağız. Sakarya nereden çıktı derseniz. Vallahi ben de bilmiyorum. Konuşuruz, bakarız. Ne konuşuyorsun gece gece kendi kendine? Kendi kendime konuşuyorum. Nerede olduğunu farkında mısın? He? Abi nerede abi. Döndük, dolaştık Sakarya'da. Lira'ya geldik. Lira'da böyle ortalık temizlendi. Ateşler yakıldı. Mangal yapılacak. Sonra da ne içilecek? Son videomdan izlemişsinizdir zaten. Metbir içeceğiz. Son güncel hallerini deneyeceğiz. Daha sonra genel piyasayla ilgili tartışacağız. Bunu da yeni getirmişler. Rusya'da Petersburg'daki fuar için yapılmış bir heykel mi diyeyim, ne diyeyim artık, üründü. Daha sonra buraya getirmişler. Oldukça heybetli duruyor. Aslında yapımı da basit yani. Malzeme şurada köpüğün üzerine koyamışlar gibi bir şey. Kafeye bunun biraz küçüğünü yaptırsam çok da güzel olur. Şöyle biraz ateşi izleyelim. Ben de çocukluğumdan beri bir ateşe karşı ilgi var. Hep ateş yakarım. Bir keresini de anlatayım hızlıca. Evde tekken annemin böyle mutfak önünü çakmakla yakmışım. O da alev almış. Sonra kapının yarısı yanmış. Allah'tan annem yetişmiş, yoksa evi yakıyormuşum. Böyle de bir anlamsız anımla bu kısmı sonlandırıyoruz. Anladım. Ya Allah. Ya.
Arif abi çalışıyor yine. Arif abi sever ya. Şöyle kaynak yap. Başkan geliyor. 45 dakika. Eğer karamel var diyorsanız ve limondan dolayı karamel kola içerisinde olduğu için çağrışım yaptırıyor olabilir. Yani sabahtan beri yemek, kuru yemiş, meyve, pasta, sürekli nargile. Ben sanırım artık burada yaşayacağım. Valla 185 lira para var burada. Baba yok ya. Çok büyük bak içinden bir değerlendir. İnanılmaz kucağı düşer. Değerlendir. Başka bir evet, yine İstanbul serüvenimiz uzadı ama bu gece farklı bir şey oldu. Bayağı bir 6 saat 7 saat falan uyudum. Yani emin olun son 3 gecede toplamda bu kadar uyumamıştım. İyi oldu, biraz kendimize geldik ama bugün artık dönüş günümüz. Şimdi bir Eminönü'ne gidiyoruz. Nargile uzmanı Ayhan abi, Biyuka, Tahir abi gelebilirse, Tokel, Oral abi falan bir ekip buluşup yemek yiyeceğiz. Normalde kahvaltı yapalım dedik saat 11-12 gibi ama Oral abi saat 7'de yapalım dedi. Oral abi 7'de kalktı dükkana geldiği için. O da tabii bize uymadı. İstanbul. Evet, uzun zaman sonra yaklaşık 1-1,5 senedir Eminönü'ne gelmiyordum. Eminönü'ndeyiz. Burası Türkiye'deki nargile sektörünün kalbi, merkezi diyebiliriz. Birçok mevzular buralardan dönüyor. Birçok büyük markalar buralarda bulunuyor. Şimdi biz de nargile uzmanına doğru gidiyoruz. Bak. Eminönü'nün en güzel konumdaki dükkanı. En iyi. Bak. Bak ya, yaşlı kurt ya. Ben tarif ediyorum. Nasıl? Aha, Ayhan abi tarif ediyor. Oralar diyor. Buralarda her yerde böyle tanıdık büyük nargileciler var. Burası da nargile uzmanı. İçeride nargile uzmanın birçok modelleri dışında yeni gelen bazı Rus, Alman markaları, yedek parçaları, lüleleri vesaire ekipmanlarda bulunmakta. Aynı zamanda Aydın abinin keli de nargile uzmanında mevcut. Evet, burayı muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Çiğ köfteci Ali Usta. Sosyal medyada oldukça popüler olan bir yer. Ama Ali Usta'nın kendisi yok herhalde. Hala bir sıra var. Nerede? Görmedim mi? Şehzade Cağ Kebab'a geldik. Burası çok meşhur bir yermiş. New York Times, işte Vedat Milor, NTV, CNBC. Bayağı gelen giden olmuş. Yer yok normal bir şekilde ama şu an birileri kalktı, biz de oturuyoruz. Dolandık, gezdik, ticaretimizi yaptık, yemeğimizi yedik, sohbetimizi ettik. Son durak. Bir sandviç yapacağız. Hızlı bir nargile. Çünkü uçağa az kaldı. Oradan let's go.
yine koştura koştura son anda uçağa yetiştik. Normalde şu an uçağın kalkış dakikası da geldi ama şansımıza uçak geç kalkıyor. Biz de yetiştik. Artık alıştınız her videoda bu sahneyi görmeyi. Yine geldik. Bu sefer Ipsunia ile gelmişiz. Memleketteyiz. Özledim vallahi Konya'yı. 3-4 gün ayrı kaldım mı özlüyorum. Yani sizin açınızdan çok özlenecek bir şey olmayabilir belki ama ben seviyorum Konya'yı. Hava da güzel. Evet, bir vlogun daha sonuna geldik. Bu vlogun editlemesini şu an yapıyorum. Siz diyorsunuz gerçi de ben şu an yapıyorum. Bunu da en sonuna ekleyeceğim. Bunu şunu da söyleyeyim. Eric Hoffman dedim ya. Allah rahmet eylesin. CEO Omar'la birlikte yaptığım röportaj videosunu da hazırladım. Şu an altyazısını ayarlıyorum. O da muhtemelen siz bunu izlerken yüklenmiş olur. Kart mart bırakamıyorum herhalde de. İşte kanala falan girin, oradan videoyu da izleyin. O videoda çok değerli, çok önemli, sektör adına anlamlı, özel bir video olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.